YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47 Ferman Yayıncılık 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı kültürümüzün ögeleri metni etkinlik cevapları sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı kültürümüzün ögeleri metni etkinlik cevapları. Soru: tarihi bir cami, köprü ya da bir okul neden kültürümüzün bir ögesi sayılmaktadır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Uzun cevap: tarihi eserler yapıldığı dönemin tarihine, kültürüne ve anılarını yansıtır. Bütün eserler tarihi barındırdığı için ve tarihler günümüze ışık tutarak birçok şeyin anlamını taşıdığı için çok değerlidir. Tarihi aydınlatmak ve günümüzü bu şekilde anlayabilmek, tarihe tamamen ışık tutmaya, bu da eserlerin incelenerek o zamanın yaşayışını, anlayışını ve imkanlarını anlamaya bağlıdır. Bu imkanları bize sunan ise tarihi eserlerdir. Bu yüzden tarihi bir cami, köprü ya da bir okul kültürümüzü yansıttığı için kültürümüzün bir ögesi sayılır. 4. sınıf sosyal bilgiler Ferman Yayıncılık ders kitabı sayfa 43 cevapları. Soru: Selim ve Ömer hazırladığı tarihi eserler listesini inceleyiniz. Ardından siz de onlar gibi yakın çevrenizde yoksa ilinizde yer alan tarihi yerlerin listesini çıkararak defterinize yazınız. Uzun cevap: İzmir'deki tarihi eserler. 1. Hameros Vadisi. 2. Karagöl Tabiat Parkı. 3. İzmir Plajları. 4. Alaçatı Çark Plajı. 5. Pisa Koyu. 6. Efes Antik Kent. 7. Agora. 8. Sığacık Kalesi. 9. Tarihi Kemeraltı Çarşısı. 10. Alsancak Kordon Boyu. 11. Foça. İstanbul'daki tarihi eserler. 1. Ayasofya Camisi. 2. Topkapı Sarayı. 3. Kapalı Çarşı Grand Pazar. 4. Bozdoğan Su Kemeri. 5. Yeraltı Sarıncı. 6. Çemberli Taş. 7. Galata Kulesi. 8. Ahrida Singago. 9. Rumeli Hisarı. 10. Yoros Kalesi. 11. Anadolu Hisarı. 12. Yedi Kule Zindanları. 13. Haydarpaşa Tren Garı. 14. Alman Çeşmesi. 15. Dolmabahçe Sarayı. 16. Ayagorgi Manastırı. 17. Fener Nur Patrikhanesi. 18. Heybeliada Ruhban Okulu. Mardin'deki tarihi eserler. 1. Dara Mezopotamya Harabeleri. 2. Mardin Ulu Camisi. 3. Kasimiye Medresesi. 4. Zincirliye Medresesi. 5. Kane Cafe Shop tarihi yerler. 6. Kırklar Kilisesi, kiliseler ve katedraller. 7. Mardin Kalesi, kaleler. 8. Şehidiye Camisi. 4. sınıf sosyal bilgiler Ferman Yayıncılık ders kitabı sayfa 44 cevapları. Görüşme tarihi 17.01.2022. Görüşme yeri Jali'nin dedesinin evi. Jali: dedeciğim, geçen gün bir konuşmamızda doğduğunuz günden beri bu evde yaşadığını söylemiştin. Sen doğduğunda burası nasıl bir yerdi? Nasıl bir yaşamımız vardı? Dede: ben bu evde doğmuşum. Küçükken burası bir köydü. Şimdiki gibi gelişmiş bir ilçe değildi. Köyde hayvancılık ve tarım yapılırdı. Ben sabahları ineklerin başına giderdim. Öğlen ise eve gelir aşımı yerdim. Şimdiki gibi çeşit çeşit marketler o zaman tabii ki yoktu. Her şeyimizi kendimiz yapardık. Bahçede yetiştirdiğimiz meyve sebzeleri odun ateşinde pişirdiğimiz ekmeği yerdik. Köyde o zamanlar birkaç aile vardı. Şimdi ise nüfus 10.000'i geçmiş diyorlar. Köyde okul yoktu. Şimdi ilçemizde bir Anadolu Lisesi bile var. Okuma yazmayı askerde öğrendim. Sevgili torunum, benim çocukluk dönemimde hava tertemizdi. Tamamen doğal ürünlerle beslenmekteydik. Çok iyi komşularımız vardı. Birbirimizle yardımlaşırdık. Soru: Jali ve dedesi arasında konuşma nasıl devam etmiş olabilir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Cevap: dede, şimdi eskisi gibi samimiyeti ve içtenliği bulamıyorum. Bari siz bundan sonra gelecek nesiller olarak eski içtenliği ve samimiyeti toplumumuza yeniden kazandıran olur musunuz kızım? Jali: ben de bunun olmasını çok isterim dedeciğim, dedi ve birbirlerine sarıldılar. Soru: yakın çevrenizde yer alan farklı milli kültür ögelerine örnek bularak bu örnekleri defterinize yazınız.
Ardından yakın çevrenizdeki tarihi eserleri görselleriyle birlikte tanıttığınız bir yerel tarih çalışması hazırlayınız. Çalışmanızı sınıfa sununuz. Uzun cevap. İnönü Mağaraları Ankara. Ankara ili Güdül ilçesi Kırimir Çayı kenarında bulunan bir tarihi güzelliktir. Bizanslar döneminde kaldığı düşünülmektedir. Dağın içini oymakla yapılan bu mağaralarda merdivenlerle yukarıya çıkılmaktadır. Milattan önce 8. yüzyılda Frigginlerin buraya hakim olduğu Güdül Romalılarca Hristiyanlığın yayılması döneminde kullanıldığı ve haç işaretinin simgelediği görülmektedir. Dara Antik Kent Mardin. Mardin'in 30 km güneydoğusunda bulunan Oğuz köyünde yer alır. Yukarı Mezopotamya en önemli yerleşim yeridir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırı Sezanilere karşı korunmak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur. Kaya içine oyulan yapılardan oluşur. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları vardır. Genç Roma dönemine kadar dayanan mağara ve evlere rastlanmaktadır. 4. sınıf sosyal bilgiler ferman yayıncılık ders kitabı sayfa 45 cevapları. Örnek sözlü ve yerel tarihi görüşme formu. Görüşme konusu Erzurum ilimizin tarihi, medreselerin sözlü ve yerel tarihi çalışması ve incelenmesi. Görüşme yeri Erzurum. Görüşme tarihi 22.12.2021. Görüşme saati 12.30. Görüşülecek kişinin bilgileri. Ahmet Soylu, emekli tarihi öğretmeni, Erzurum'da ikamet ediyor, 72 yaşında. Sorular. 1. Çifte minareli medrese hakkında neler biliyorsunuz? Çifte minareli medrese Erzurum ilinin temel sembollerinden biridir. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından yapılmıştır. Medresenin diğer adı Hatuniye Medresesidir. 2. Çifte minareli medrese ile ilgili çocukluk ya da gençlik döneminizde bir anınız var mı? Çocukluk ve gençlik dönemimize içimizde merak ettiğimiz bir yerdi burası. Ancak yapının zemininde kaymalar olduğu için içeri girmemiz uygun görülmemiştir. Medresenin ne demek olduğunu bilmiyorduk. Öğretmenimize sorduk diye hatırlıyorum. O medreselerin bir tür yüksek okul ya da üniversite olarak düşünülebileceğini söylemişti. 3. Çifte minareli medrese ziyarete açıldığında bunun Erzurum ekonomisine katkısı ne oldu? Medresedeki restorasyon tamamlandıktan sonra ziyarete açılması turistlerin dikkatini çekti. Binlerce turistin ziyaret ettiği önemli bir yer burası. Turistler sadece medreseyi ziyaret etmiyor. Çevredeki farklı dükkanlara girip orada alışveriş yapabiliyor ya da buradaki otelleri kullanabiliyorlar. Bunlar Erzurum'un ekonomisine katkı sağlıyor. 4. sınıf sosyal bilgiler ferman yayıncılık ders kitabı sayfa 46 cevapları. Soru. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Çevrenizde fotoğraftakilere benzer hangi kültürel ögeler olduğunu söyleyiniz. Bu ögelerin özelliklerini ve kullanım amaçlarını söyleyiniz. Cevap. Çevremdeki fotoğraflardaki benzer yün çorap ve nakış örnekleri var. Ayrıca gittiğim bazı kına törenlerinde bu bindallık kıyafetini görmekteyim. 4. sınıf sosyal bilgiler ferman yayıncılık ders kitabı sayfa 47 cevapları. Soru. Aşağıda Atatürk'ün milli kültürü ile ilgili bir sözü verilmiştir. Atatürk'ün bu sözüyle ilgili fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu uygarlık düzeyine ulaşması, hiç kuşkusuz ki yüksek meslekler sahiplerini yetiştirmekle ve milli kültürümüzü yüceltmekle mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk. Cevap. Ben de atamız Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünüyorum. Ülkemizi iyi seviyelere çıkarmak için meslek sahibi olmalı, mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız. Sözümüzü ve özümüzü kaybetmemek ve dış ülkelerle kolayca parçalanmamasına izin vermemek için milli kültürümüzü yaşatmalı, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Sonraki konuya hazırlık. Soru. Aile büyüklerimizin çocukluk dönemi hakkında onlarla bir görüşme yapınız. Görüşmeden elde ettiğiniz bilgileri yazarak sınıfınıza getiriniz. Yazılarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Uzun cevap. Babam ile çocukluk dönemi hakkında konuştum. Babam eskiden ailenin nüfus bakımından daha çok kalabalık olduğunu, çoğu evde babanın annesinin ve babasının da yaşadığını söyledi. Okul dışında genelde sokakta oyunlar oynadıklarını, havanın daha temiz olduğunu ve hazır gıdaların bu kadar çok yaygın olmadığından bahsetti. Teknolojinin çok fazla gelişmediğini ve ellerinde bulunan kısıtlı imkanlarla çok daha farklı birçok mutluluk yaşadıklarından bahsetti. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten
Forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.